Emekliler ekran başında ve artık bana gelen mesajlar şöyle geliyor. Nur kızım hadi artık ne olur emeklilere ne zaman zam yapılacak? Yüzde elli artış var mı? Onu sor diyorlar. E bekletir miyim ben emekli olan amcalarım, teyzelerim, ileri yaşta bizi izleyen? E Zaten bu koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamıyorsunuz. Zaten böyle canınız burnunuza geldi ama pazar günü güzel. Bir kısa evet. bile olsa bir nefes aldılar. Biraz uzatalım onu ya. Uzatalım evet, valla. Biraz uzatalım. Ben, ben de bana çok dedi ki... çalıştığımız için, e, gazeteci olduğumuz için çıkabiliyoruz. Gördünüz değil mi evet, dışarıda? Yani biraz daha uzatılabilir ya. Evet. Annem bana dedi ki pazar gün telefon açtım. Anne dedim yürüyüşünü yapıyor musun? Ee, annem dedi ki dünyada bunun bu kadar güzel bir şey olduğunu, bu duygunun, bu kadar güzel bir duygu olduğunu bana biri söylese inanmazdım evet. dedi. Sokağa Özgürlük. çıkmanın nefes almanın evet. sağlıklı bir şekilde yürüyebilmek sahip olduğumuz şeylerin ne kadar önemli nimetler olduğunu bir kez daha anladık. Ben de çok güzel Annemi içeri tablolar sokamadık. Gördüm. Yani e, dışarıdaydım ben de çalışıyordum. E, el ele tutuşmuş yaşı ilerlemiş büyüklerimiz ondan sonra oturup uzun zamandır birbirini göremeyenler sosyal mesafeyi koruyarak o öyle bir sohbetler vardı ki çok güzel. İnşallah bu sıkıntılı dönemler en kısa zamanda atlatılacak. İnşallah eski günlerimize ee, ...döneceğiz kazasız İnşallah. belasız diyelim buyurun. Şimdi o zaman evet. hazır emeklilerden bahsetmişken ileri yaştaki bizi izleyen sevgili seyircilerimizden... Evet. ...işte Ayşe teyzeden, Ahmet amcadan, Zeynep teyzeden bahsederken onlara müjde var mı? Onu evet. da konuşalım. Emeklinin maaşı ne zaman yüzde %50 artacak? Şimdi Nur Hanım bildiğiniz üzere ülkemizde yaklaşık 13 milyon vatandaşımız... ...emekli maaşı, yaşlılık aylığı dediğimiz aylık aldığı dul yetim maaşı alan vatandaşlarımız da dahil olmak üzere... Hı -hı. Bu vatandaşlarımıza yılda iki kez enflasyon oranında zam yapılıyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde biz yine Hayatta Her Şey Var programında Özgür Bey ile beraber açıkladık. Temmuz ayında yaklaşık %4.4 civarında beklenti enflasyon rakamlarına göre, anketlerine göre bunlar hesaplamıştık. Şimdi bunun anlamı şu 1000 lira maaşı olana 44 lira 1500 lira maaşı olana 66 lira 2000 lira maaşı olan vatandaşımıza ise 88 lira zam yapılacak. O civarda 3 aşağı 5 yukarı böyle bir zam yapılacak demek. Şimdi enflasyon derken bunun içerisinde bakın yaklaşık herhalde bir 5000 fiyat var enflasyon sepeti dediğimiz ee, sepetin içerisinde. Hı hı. Biz de şunu söylüyoruz bakın emekli TV ailesi olarak. Örneğin bir vatandaşımız 2 bin lira emekli maaşı alıyor. Ya da 3 bin lira emekli maaşı alıyor. Vatandaş almış olduğu bu emekli maaşıyla yani emekli ne alıyor? Vatandaşın sepetinde ne var? Yani biz diyoruz ki emekli enflasyon sepeti oluşturalım. Bir, vatandaş emeklimiz doğal gaz faturası ödüyor mu ödüyor? Elektrik faturası ödüyor mu ödüyor? Su faturası ödüyor mu ödüyor? Değil mi? Bunların hepsini ödüyor. Peki biz bir yıl içerisinde doğalgaz ne kadar arttıysa enflasyon paketinin içerisine bunu koyalım. Domates, patlıcan, biber vatandaş almış olduğu emekli maaşıyla gidip araba almıyor. Otomobil almıyor, araba lastiği almıyor. Vatandaş ya da gidip beş yıldızlı otelde emekli maaşıyla tatil de yapmıyor. Yani biz şunu söylüyoruz emekli maaşı almış olduğu ma emekli almış olduğu maaşla ne alıyorsa o oranda bir sepet yapalım. Yüzde kaç artmışsa emeklimize o oranda zam yapalım. Şimdi yüzde 4.4 dedik. Geçen Ocak ayında yüzde 6.48 zam aldı vatandaşlarımız. Bakın bunun anlamı şu. Bin lira maaşı olan vatandaşımız yaklaşık 65 lira zam aldı demektir. 2000 lira olan 130 lira civarında zam aldı demektir. Şimdi vatandaş da diyor ki ben mark biraz sonra marketleri konuşacağız. Markete gidiyorum diyor. Ya 3 liralık domatesi bana 8 liraya satıyorlar diyor. %50, yüzde %60 diyor fiyatlar artmış diyor. Ama diyor ki ben diyor enflasyon paketinin içerisinde yer alan mobilyayı almıyorum. Araba lastiğini almıyorum. Ondan sonra 5 yıldızlı tatil almıyorum, gitmiyorum diyor. Bunun gibi pek çok şey var. Hal böyle olunca da emekli şunu istiyor. Benim maaşıma %50 ekrana yazdığınız şu anda emeklinin maaşı ne zaman %50 artacak? Diyor ki işte o zaman... Benim maaşıma yüzde %50 zam yapılması gerektiğini göreceksiniz diyor. Şimdi emeklinin bu talebi haklı mı haksız mı izleyicilerimize bırakıyorum. Onun için emekli almış olduğu maaş yetmiyor. Faturaları konuştuk. 100 lira gelen fatura 150 200 lira geliyor. Evet. Az sonra Aydın Ağdını'na da bağlanacağız. Ee, sevgili seyircilerimiz Tüketici Danışma Merkezi Onursal Başkanı bize çok önemli çok kıymetli bilgiler veriyor. Staj ve çıraklık yapanlar çok soru sormuş Özgür Bey biz ne zaman emekli olacağız? Yani erken emekli olma şansımız var mı diye soruyorlar. Staj ve çıraklık yapanlar. Şimdi e, staj ve çıraklık e, döneminde yapılan sigortaların emeklilik hesaplamasında dikkate alınıp alınmaması ile ilgili. Evet e, bu her platformda dile getirilen önemli sorulardan bir tanesidir Nur Hanım. <laughs> Şimdi e, bizim sosyal güvenlik sistemimiz içerisinde 3 e, tane sigorta koluna biz prim öderiz, hı hı. sigorta kolu deriz biz bunlara, uzun vadeli sigorta kolları, kısa vadeli sigorta kolları, bir de genel sağlık sigortası. Genel sağlık sigortasını biliyorsunuz, e, sağlıkla ilgili e, yapılan Hizmet harcamalar, adını, hizmetler harcamalar. o kapsamda onun e, başlığı altında e, karşılanır. E, uzun vadeli dediğimizde, dediğimizde e, malülük, yaşlılık, ölüm aylığı. Yani hı hı. emekli olduğumuzda bize maaş bağlayan sigorta sistemi, sigorta kolu kısa vadeli dediğimizde dediğimiz ise e, tıpkı e, öğrencilik yıllarında işte staj ve çıraklık dönemlerinde yapılan sigortadır. Çıraklık ve staj döneminde yapılan bu kısa vadeli sigorta kolu bizi sadece iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı güvence altına almak için. Yani biz staj yaparken bir iş kazası geçirmemiz durumunda ya da yapmış olduğumuz işle ilgili bir meslek hastalığına yakalanmamız karşılığında bizim sağlık giderlerimizi tedavilerimizi karşılaması için yapılan bir sigortadır. Hı hı. Şimdi emeklilikte uzun vadeli sigorta kollarına yani uzun vadeliye prim ödenmeye başlandığından itibaren emeklilik hesaplaması da başlar. Çünkü emeklilik için gerekli olan primi o zaman ödemeye başlıyoruz. Ama Kısa vadeli sigorta dediğimiz yani çıraklık ve e, staj döneminde yapılan sigortada emeklilik için prim ödenmiyor. Sadece hasta iş kazası ve meslek hastalığına yönelik e, ödenen primler karşılanıyor. Şimdi e, vatandaş da diyor ki yani staj ve çıraklık eğitimi almış o dönemde sigortası yapılmış. Örneğin 1990 yılında e, lisede okurken ya da üniversite eğitimi yaparken kendisine staj ve çıraklık e, sigortası yapılmış. 90 yılında ama kendisi çalışma hayatına 95 yılında Hı -hı. başlamış. Yani emeklilik için gerekli olan prim o dönemde yatırılmaya başlanmış. Şimdi diyor ki şimdi 90 yılında sigortalı olan bir kişi 50 yaşında emekli olacak olacakken 95 yılında sigortalı olan kişi de 55 yaşında emekli olacak. Yani arada 5 yıllık bir fark var. Şimdi insanlar haklı olarak şunu söylüyor. Ya ben çıraklık ve staj döneminde sigortam yapıldı. Numaram da var ama benim emeklilik hesabım 95. Arada 5 yıllık bir fark var. Hı hı. Çıraklık ve staj dönemindeki sigorta başlangıçları emeklilik başlangıcı hesabından sayılsın talebi var. Hı hı. Ha bu bugün için karşılanır mı? Bugün için bununla ilgili herhangi bir e, çalışma, düzenleme yok. yok ama tıpkı mesela e, az önce sorduğunuz kadınlardaki doğum borçlanması ile ilgili sigortalı olmadan önce dünyaya getirilen çocuklar için nasıl Cumhurbaşkanlığı siyaset belgesine girmişse bunun da önümüzdeki günlerde girme ihtimali var. Girmeyecek anlamına gelmez ama e, bunlar peyderpey yapılacak Umutlu olan Tabii yani e, sosyal güvenlik sistemimiz yaklaşık olarak e, 10 yıldan bu yana Nur Hanım, içerisinde pek çok e, sıkıntılı düzenlemeler vardı vatandaş aleyhine olanlar vardı Hı -hı. bunlar günün günün şartlarına göre, konjonktüre göre düzeltile 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 e, peyder pey geliyor. Önümüzdeki günlerde hı hı. birkaç başlık mesela basitçe sayabiliriz. İşte doğum boşlanması, hı hı. ölüm e, öde, e, e, aylığı gibi e, başlıklar altında birkaç tanesini sayabiliriz. Bunların da önümüzdeki günlerde düzeleceğini İnşallah. ümit ediyoruz. Mesela nasıl e, doğum boşlanması cumhurbaşkanlığı siyaset belgesine girdi, resmileştiyse hı hı. E, bu sıkıntılı süreçlerin de girmeme ihtimali yok. Peki Özgür Bey devam edeceğiz sizin az sonra. Emekli maaşlarının hesaplamaları değişecek mi diye sormuşlar. Öyle önemli sorulardan evet. bir tane size ileteceğim onu. Ama önce öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine ek zam varmış Nur Hanım. Yapılacak mı yapılmayacak mı diye soruyorlar. Evet. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri. Şimdi Nur Hanım bu dört meslekte olan çalışanlar ve emeklileri bu mesleklerden emekli olan vatandaşlarımızın 3600 ek gösterge diye bir beklentisi var. Teknik bir konu. Yani teknik anlatarak başınızı ağrıtmak istemem. Bunun anlamı şu. Emekli aylıkları ve emekli ikramiyeleri hesaplanırken farklı bir sistem olacak ve alacakları para yükselecek. Hı -hı. Şimdi öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşirelerimizle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz dönemlerde çok önemli bir açıklama yaptı ve gereğinin yapılacağını söyledi. Ben bu içinde bulunduğumuz dönemde müjdeyi alacak mı almalarını bekliyordum. Ancak koronavirüs çıkınca bu mesleği yapan değerli büyüklerimiz, arkadaşlarımız maalesef müjdeyi alamadılar. Ama önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili bir açıklama ben bekliyorum. Yani bu mesleği yapan vatandaşlarımız mutlak surette alacakları maaşlar, emekli ikramiyeleri artacak. Peki 3600 ek gösterge çıkması halinde vatandaşlarımız ne kadarlık bir emekli maaşlarına fark olacak? Ayrıca emekli ikramiyeleri ne kadar artacak? İzniniz olursa ben bunları saymak isterim. Şimdi 25 yıl Hizmeti olan bir vatandaşımız mevcutta 2.908 lira alırken 642 lira fark gelecek, 3.550 lira emekli maaşı alacak. 30 yıl hizmeti olan bir vatandaşımız 3.101 lira alırken 685 lira zam alacak, 3.786 lira gelecek Nur Hanım. 35 yılda hizmeti olan bir vatandaşımız mevcutta 3.296 lira alırken 727 lira zam gelecek, 4.023 liraya çıkacak ee, yeni maaşı. Emekli, Şöyle söyleyeyim evet. mesela 2000 lira 2009 2000, 2000 e, 98, 98 lira evet. alan Hı -hı. ne kadar alıyor? 642 lira zam gelecek 3550 lira alacak. Hah. Öteki ne kadar? 3.100 lira. lira alan 685 lira zam alacak. Yeni maaşı 3786 lira olacak. Hı -hı. 35 yıl hizmet verdiyseniz 3296 lira alıyorsunuz mevcutta. Hı -hı. Size de 727 lira zam gelecek. 4023 liraya çıkacak sizin yeni maaşınız. Burada tabii emekli ikramiyeleri de biliyorsunuz yıl 30 yıl çalışınca bir paraya kazanıyorsunuz o 25 yıl her yıla bir yıl işte bir e, bürütten hesaplanan onun hesabı var ona göre bir ikramiye alıyorsunuz. Şimdi bu ikramiyelerde minimum 20 bin lira fark gelecek eğer 25 yıl çalıştıysanız 20 bin 500 lira civarında bir fark olacak artacak mevcutta 93 bin lira alırken 113 bin lira alacaksınız 30 yıllık bir memursanız mevcutta 111 bin lira alırken bu para %36 bin liraya çıkacak. 35 yıllık memursanız 130 bin lira olan ikramiyeniz 159 bin liraya çıkacak. Şimdi bunun artısı şu 3600 ek gösterge çıkmasını bekleyen emeklilik dilekçesini vermeyen pek çok vatandaşımız var. Emeklilik dilekçesini verecekler ve işsiz vatandaşlarımıza kadro açılacak. Bu aynı zamanda işsizliği de azaltacak olan bir durum. Evet. İstihdam. Evet.